Ey aranamadım. Ey aranamadım. Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Biraz takla bir giriş oldu. Yani can kan özentisi bir giriş oldu değil mi taklacılar? Aslında o benim büyük abim. Ben sizlere söylemiyorum. Neyse arkadaşlar, boş muhabbeti bırakalım. Bugün ne yapacağız? Tabii ki yine bir bilgisayar donanım ürüne bakacağız. Bu arada ben niye gözlükleri çıkartmıyorum? Evet arkadaşlar, bugün Transcend'in 512 GB'lık SSD'sine göz atacağız. Biliyorsunuz en son bir Rampage kulaklık incelemiştik. Gerçekten tam anlamıyla bir performans ürünüydü. Aynı zamanda arkadaşlar Transcend'in de, yani benim de kullandığım 512 GB'lık SSD'sine göz atacağız bu bölümde. Biliyorsunuz SSD hard diskler bilgisayarlarda gerçekten performansta vazgeçilmez ürünlerdir. Çünkü bilgisayarın işlem yapması, işte açılıp kapanması çok çok hızlı bir hale gelebiliyor. Yani normal hard disklerden 10-20 kat daha hızlı açılıyor arkadaşlar. Evet, ve benim kullandığım Transcend 512 GB'lık SSD'ye bu bölümde göz atacağız. Performans değerlerine bakacağız. Yani yazma ve okuma hızlarına bakacağız. Aynı zamanda arkadaşlar kutu içeriğine de göz atacağız. Öncelikle kutu içeriğinden başlayalım istiyorum. Daha sonrasında da performans hakkında konuşacağız. Hadi bakalım. Arkadaşlar kutu içeriğine kısa bir şekilde göz attık. Biliyorsunuz SSD'ler, küçük hard diskler aynı zamanda 3,5 inçlik yere takabilmemiz için görmüş olduğunuz gibi bir tane aparat çıkıyor. Ve bu aparat sayesinde kasanızda 3,5 inçlik bölgelere bu hard diski takabiliyorsunuz. Ben hemen şöyle yazma ve okuma hızlarını sizlere söylemek istiyorum. Özellikle arkadaşlar Transcend'de şöyle bir olay var. Yani fabrikanın sizlere sunmuş olduğu yazma okuma hızıyla testlerde elde edilen yazma okuma hızı hemen hemen birbirine çok yakın arkadaşlar. Genelde fabrika ortamında, yani laboratuvar ortamında SSD'lerde işte yazma okuma hızı verilir. Ancak bu değer çoğu zaman test programlarında, işte bu hard disklerin ölçüldüğü programlarda çok fazlasıyla bu değere ulaşamadığımız zamanlar oluyor. Ancak Transcend'de arkadaşlar bu test sonuçlarının da şeyleri verilmiş. Yani yazma okuma hızları verilmiş. Bu gerçekten güzel bir özellik. Kristal Diskmark sonuçlarını dilerseniz vereyim sizlere. Çünkü bu özellikle benim çok hoşuma giden bir şey. Çünkü test sonuçlarını genelde çok fazlasıyla hard disk kutularında göremezsiniz. Az önce bahsettiğim nedenden dolayı. Çünkü fabrika ortamındaki fabrikanın, yani size sunduğu hızla sizin elde ettiğiniz hız değişkenlik gösterebiliyor. Ancak burada sunulması bu hard diske Transcend'in ne kadar güvendiğini gösteriyor aslında. Evet, Crystal Diskmark sonuçlarına göre arkadaşlar okuma hızı 520 MB saniye, yazma hızı da 460 MB saniye arkadaşlar. Aynı zamanda laboratuvar ortamı da var. 560 MB saniye okuma hızı, yine 460 MB saniye yazma hızı arkadaşlar. Fark ettiyseniz sonuç, yani test sonuçlarıyla laboratuvar ortamında sunulan yazma hızları aynı ve bu da dediğim gibi arkadaşlar gayet güzel. Özellikle bu tarz bir inceleme sonucunun kutuda yazıyor olması da ayrı bir güzellik. Arkadaşlar ben bayağı bir zamandır kullanıyorum. Gayet de memnunum. Özellikle bilgisayarda performans arıyorsanız kesinlikle bu hard diski sizlere öneriyorum arkadaşlar. Özellikle yazma ve okuma hızı bakımından gayet yeterli seviyede. Bu bölümde arkadaşlar SSD 370S'e göz attık. Ancak şunu da bahsetmeden geçemeyeceğim arkadaşlar. 512 GB'lık veya ne bileyim 256 GB'lık, işte 128 GB'lık ürünler yazma ve okuma hızından hiçbir şey kaybetmiyor. Genelde hani ya işte ben 128 GB'lık alacağım
ama 256 GB'lık daha mı hızlı yazıyor veya 512 GB'lık daha mı hızlı yazıyor, okuyor diye sorabilirsiniz. Kesinlikle hayır arkadaşlar. Hepsinin okuma hızları, yazma hızları aynı. Sadece kapasite değişiyor. Dediğim gibi arkadaşlar gayet de güzel bir ürün. Kesinlikle bu ürünü kullanmanızı tavsiye ediyorum. Dediğim gibi ben de bayağıdır kullanıyorum. Yani yaklaşık ne kadar oldu? Bir 5 ay falan olmuştur. 5-6 aydır ben kullanıyorum arkadaşlar. Gayet de memnunum. Eğer bu tarz bir şey düşünüyorsanız kesinlikle Transcend'i göz ardı etmemelisiniz diye düşünüyorum. Diğer videolarda arkadaşlar bu tarz şeyler yapacağım. Özellikle sistem toplama gelecek. Biliyorsunuz kulaklık incelemesinde de bahsetmiştim. Bir sistem toplama videosu gelecek. Ve sizin çok seveceğiniz bir haber vermek istiyorum. Elimde iki tane arkadaşlar Transcend 1 TB'lık harici hard disk var. Kesinlikle bunlar da bayağı performanslı ürünler. Bir çekiliş yapacağız ve aynı zamanda 256 GB'lık Transcend SSD de olacak bunların arasında. Yani bu 3 ürünü, 2 tane 1 TB'lık harici hard disk, bir tane de ne yapacağız arkadaşlar? SSD, 256 GB'lık SSD çekilişi olacak bu kanalda. Yakın bir zamanda o çekilişi de ayarlayacağım arkadaşlar ve sizlere buradan yine duyurusunu yapacağım. Evet, şimdilik benden bu kadar. Bu arada arkadaşlar Transcend'e ulaşmak istiyorsanız, yani ürüne ulaşmak için videonun açıklama kısmındaki linke tıklayabilirsiniz. O linkten de ürün hakkında detaylı bilgi ve fiyat alabilirsiniz arkadaşlar. Evet, şimdilik benden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Oyunsuz kalmayın.